Evet, bir haftalık bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Yollar bizi, biz yolları özlemişiz. Derede tepede ne var diye yeniden yollara koyulduk sizler için. Evet, bugün rotamızı henüz daha belirlemedik. Biliyorsunuz bizim ne zaman, nerede, ne yapacağımız belli olmuyor. Önümüze ne gelir, yanımıza ne gelir, hangi tabelada neyi hissederiz, ona göre biz de yola çıkıyoruz. O yollarda gördüklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Evet, Dere Tepe programı başladı. İzlemeye hazır mısınız? Hadi şöyle dayanın arkanıza ve bakın Antalya'da neler var? Antalya'nın hemen yakınlarında neler var, neler yok? Geçmişte neler oldu ya da şimdi neler oluyor? Gelecekte neler olacak? Hep birlikte onlara bakacağız. Evet, Taşağla doğru yola çıktık. Yola çıktık, gidiyoruz. Yolda hemen giderken sol tarafımızda bir de baktık ki mezarlar var. Bu mezarlar nedir, ne değildir diye bir göz gezdirelim dedik. Hemen ilk baştakine bakıyoruz. Akça Ağaç. Doğum tarihi belli değil. Ölüm tarihi 01.08.2008. Evet, onun da mezarı orada. Demek ki Akça Ağaç bitmiş ve Akça Ağacın üzerinde hiçbir şey kalmamış. Öyle ki herhalde kemikleri de artık toprak olmuş. Onun hemen yanında Sandal Ağacı var. Doğum tarihi belli değil. Ölüm tarihi 04.08.2008 tarihi. Yani bu Sandal Ağacı da o dönemde, 2008'de vefat etmiş, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bunlar nasıl ölmüş, ne olmuş, onların hayat hikayesine de birazdan bakacağız. Evet, Defne Ağacı da aynı. Ölüm, doğum tarihi bilinmiyor. Ölüm tarihi 03.08.2008. Arada bir gün var ölümlerinde Sandal Ağacı'yla Defne Ağacı'nın. Onun yanında hemen Zakkum Ağacı var. Zakkum Ağacı'nın da doğum tarihi bilinmiyor. Çünkü dünya kurulduğundan beri, tabiat var olduğundan beri bunlar vardı. Ama işte ara sıra size söylerim ya, Allah bütün kainatı yaratmış, insan hariç. Bakmış ki düzende hiçbir değişiklik yok. Her şey çok iyi gidiyor. Ve herhalde düşünmüş ki, ya buraya bir tane virüs lazım. Nasıl bir virüs olsun? İnsan denen biz işte. Bizleri dünyaya göndermiş. İşte ondan sonra bu mezarlar artmış. Zakkum Ağacı'nın da doğum tarihi belli değil. Ölüm tarihi 04.08.2008. Yani bunlar birer gün aralıklarla Sandal, Defne ve Zakkum Ağacı birer gün aralıklarla ölmüşler. İnşallah bu mezarlar çoğalmaz diyeceğim ama yan tarafta da mezarlar var. Şimdi biraz da o yan taraftaki mezarlara doğru gideceğiz. Burada da bir ölüm ağacı var. Selvi Ağacı, evet. Selvi Ağacı'nın da doğum tarihi belli değil ama ölüm tarihi 2008, 02.08.2008'de, işte o 2008'deki büyük yangın. Ve burada hemen hemen bütün ağaçlarla ilgili işte mezarlar var. Mesela bu mezarlık selvisi, bu da 2008'de ölüm tarihi. Fıstık çamının ölüm tarihi de aynı. Yani bunlar bizim ormanlara ne kadar çok sahip çıktığımızı gösteriyor aslında. Biz ormanları o kadar güzel korumuşuz, o kadar güzel korumuşuz ki sadece mezarlık yapmışız onlara, o ağaçlara, o güzelim doğaya. Hatırlarsınız 2008 tarihiydi sanıyorum, bu büyük bir yangın çıkmıştı. Selik tarafında büyük bir yangın çıkmıştı. İşte o tarihte bu bölgenin büyük bir bölümünde yanmıştı. Bunları size her zaman hatırlatan olmaz. Çünkü niye? 5 yıldızlı otellerde yemekler varken, 5 yıldızlı otellerde toplantılar varken kim kalkacak da hafta sonu ya da hafta içi alacak arabayı, düşecek yollara da sizlere bazı şeyler gösterecek ya da olumsuzluklar gösterecek. Çünkü abileri kızıyor, bazılarının abileri kızıyor. Keçi Boynuzu Harnut, bu da Harnut, bu da aynı tarih 2008. Mart Mersin'in ölüm tarihi de yine 2008. Bakın, yangının halen daha izleri var ağacın üzerinde. Yangının hala daha o zamanlardaki yangının izleri duruyor. İşte insan, yani biz doğayı nasıl tahrip etmişiz değil mi? Citlembik ağacı, bundan bir tane de kale içinde vardır. Kale içinde böyle denizi görür, Konya altını görür, Bey Dağları'nı görür. Orada çok güzel de bir seyri vardır oranın. Onun altında da sevgililer çekirdek çitletirler. Bu da zeytin ağacımız işte. Dünyanın en fazla zeytin üreten ülkelerinden biriyiz desem inanmazsınız. Çünkü biz zeytini de bir ara ithal etmiştik. Ve hala daha ithal edeceğiz gibime geliyor. Çünkü samanı bile dışarıdan ithal eden bir ülke haline geldiğimize göre gerisini artık siz düşünün. Bu da diken ardıç. Bu da 03.08.2008'deki yangında yananlardan bir tanesi. Bunların nesilleri henüz kurumadı ama biz ısrarla dağı taşı, dereyi tepeyi, ormanları yakarak bunların sonunu getirmeye iddialıyız. Evet, burada bir ağaç daha var. Yaşı kim bilir kaçtır bu çınar ağacının.
Hani çınar ağaçları için her şey söylenir ya. Gerçekten. Şimdi şu ağacın güzelliğine bir bakın. İçi bitmiş. İçi boş. Ama halen daha ayakta kalmak için mücadele ediyor. Şimdi sonbahar olduğu için, hatta kışa doğru girdik. Olduğu için ağaçtaki yapraklar sararmış. Hafif hafif yeşillikler var. İnşallah yaz geldiğinde tekrar bu ağaç yeşerecek. Çınar ağacı yaşama devam etmeye çalışacak. Evet, hepimiz yaşamak için uğraşmıyor muyuz? Oysa çevremizi daha iyi korusak, biz çevreye daha dikkat etsek, yaşadığımız dünyanın üzerindeki efendiler biz olmadığımızı, bütün canlıların dünyanın efendisi olduğunu ve hep birlikte çok iyi bir hayat yaşayabileceğimizi, sürdürebileceğimizi düşünsek hiç bu mezarlıklar olmaz, bu ağaç da bu şekilde gelmezdi. Evet, bir dua ettik. Ölen ağaçlarımızın mezarlığında, belki de dünyada ilk defa, ben ilk defa rastlıyorum ağaç mezarlığına. Duamızı ettik. Ondan sonra onların ruhuna Fatiha'yı okuduk. Cümle geçmişlerimizin ruhuna da olsun, hepinizin geçmişlerinin ruhuna da olsun. Hemen mezarlığın yanında bir anıt var. Anıtta yazıyor ki, ormanlarımız yandıkça küresel ısınma da artar. Ve oradaki ısı derecesi 55, 56, 57'ye kadar çıkmış. Yani bunu bir termometre olarak görün, 57'ye kadar çıkmış. Demek ki bizde orman yangınının sadece ağaçların yok olması, çevrenin bozulması değil, aynı zamanda küresel ısınmanın da bir habercisi. Onun için lütfen, lütfen orman yangınlarına karşı duyarlı olalım ve orman yangınları olmasın diye önlemlerimizi alalım. Bu işi sadece Orman Bakanlıklarına ya da illerine bırakırsak hiçbir anlamı yok. Hep birlikte ormanlarımızı koruyacağız ki ondan sonra gelip orman mezarlığında dua etmeyelim. Eğer orman mezarlıkları artar da biz de hangi mezarlıkta dua edeceğimizi şaşırırsak ve de karıştırırsak, o zaman dünyanın düzeni de karışıyor. Karıştırmamak için çevreye sahip çıkmak lazım. Evet, bu gördüğünüz şişeyi buraya biz atmadık. Bu bir alkol şişesi. Ve hiç de elimizi sürmedik. İşte bu alkol şişeleri yazları da ormanlarda, gelişi güzel yerlerde yere atılınca güneşten mercek görevi gördüğü için o camlar, o şişeler sonunda işte böyle oluyor. Bakın, bu bir bomba değil. Bu bir roket de değil. Tehlikeniz geçmedi diyor. Burada da bir anons var. İşte bu yanmış ormanımızın, yaktığımız ormanların, hani her birimiz ciğerimiz yandı şöyle böyle diyoruz ya, onlar sadece söylemden ileri gitmiyor. Bana göre öyle. Neden söylemden ileri gitse? Ölü olsaydı tarihten ders alırdık. Antalya'da, Antalya için konuşuyorum, Türkiye'nin genelinde de vardır da, Antalya'da yanmadık ormanımız kaldı mı acaba? İşte bu onların bir göstergesi. Roket şeklinde yapmışlar, işte roket toprağa düştü diye değil. Aslında işte o cam şişeleri yere atarsak ya da gittiğimiz yerlerde, piknik yapılmayacak yerlerde, piknik alanı olmayan yerlerde piknik yapar, mangalı da öyle bırakır gidersek, ki geçtiğimiz hafta ben size bir görüntü paylaşmıştım sizlerle. Tarihin ortasında, Seleukia'da tarihin ortasında mangal keyfi yapmışlardı. Biz böyle bir toplumuz. Onun için daha dikkatli olmamız lazım diye ve uyarmamız lazım. Birbirimizi uyarmamız lazım. Yanlış işler yapanları uyarmamız lazım. Ama zaman zaman ben söylüyorum, ben dinliyorum. Ya sakalım da yok ki sözüm geçsin diyeceğim ama sakal da maşallah var. Yine de dinlemiyorlar. Demek ki farklı konuşmak lazım. Evet, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki birçok medya yayınlarında Amerika'nın yeni başkanı Trump'ın oğlunun
gelip Finike'de avlandığı söylenmişti. Yazıldı, çizildi, geyik avladı. İşte kimle avlandı, ne oldu, onlar daha tartışılıyor. Şimdi burada şöyle bir yazı var. Av koruma sahası avlanmak yasaktır. Şimdi Trump'ın oğlu gelecek buraya. Amerika'nın yeni başkanının oğlu gelecek buraya. Ve ona diyeceksin ki, arkadaş burada avlanmak yasak. Diyeceksin he. Hiç tahmin etmiyorum. Çünkü bu yasağı delenlerin büyük çoğunu yasağı koyanlar olunca işlerde değişiyor. Hani birine devamlı dövüyormuşlar da arkam arkam diyormuş. Ya başına vuruyoruz arkam diyorsun diyormuş. Ah diyormuş arkam olsa siz beni böyle dövebilir misiniz? Aynen hesap o hesap. Yasağı koymak yetmiyor. Denetlemek ve o yasaklara uymak. Ya da bilinçli bir şekilde toplumu aydınlatmak daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Şahsen düşünüyorum. Düşünüyorsan varım diye de düşünüyorum. Düşünenlerin de ülkemizden hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Hatırlar mısınız? Bir kitap vardı. Düşünüyorsam varım. Demişti ki, düşünüyorum o zaman öldürün. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Hayırdır, ne yapıyorsunuz orada? Bahçede çalışıyormuşlar. Şimdi biz de onlara doğru gideceğiz. Öyle hep yatmakla olmuyor yani. Hani oturduğun yerden gazetecilik olmuyormuş. Onun için dere tepe demeyeceğiz. Yürüyeceğiz. Merhabalar. Niye? Buraya girme. Ya sen beni şey nedir bakanlardan mı sandın ayağını? Tarla çamuru değmeyen, tarla toprağı değmeyen tarım bakanı mı sandın? Musavvere hürmettir. Yok. Tabii musavvere hürmet. Maşallahın var. Yaş 35 var mı? 72. 72 maşallah. İsmin nedir senin? İsmin Osman Şahin. Osman Bey burası neresidir? Burası Sağır'ın Kilimli Mahallesi. Sağır'ın Kilimli Mahallesi. Şimdi burada ne yapıyorsunuz bu havada soğuk yani o burada, kadar da şey değil ama bayağı iyisin. Evet. Buğday ekiyoruz. Buğday ekiyoruz. Şimdi şu an buğday mı atıyorsunuz? Buğday atıyoruz. Peki ne geçen yıl da aynısını yaptınız mı? Yaptık. Ne kadar ürün aldı? Kaç dönüm bu tarla? Ben neden... Kaç dönümde? 10 dönümde bir 2 ton 3 ton alıyoruz. Alıyorsun. Peki. Allah verirsen ama. Nasıl Allah verirse? Abi Allah sen ikinci Allahu Teala veriyor. Ya Allah yani veriyor bir de verimi var bir de vermeyeni var. Ha bir de verim sağlanmıyor. Ha. Peki emeğinin karşılığını alabiliyor musun? Allah'ıma şükür. Şükür olsun. Şükür. Şükür olsun. Peki devlet baba katkıda bulunuyor mu sana? Ya biz oraya bir gayetimiz yoktu katkıda bulunsa. Ama 72 yaşındasın tarlada uğraşıyorsun. Ben mi? Ya önce bu uğraş, önce olurdun canım o zaman cepse vardı, biber vardı, domates vardı, hangi birini sayan? Şimdi? O bitti. Niye? Ben yalnız başım nasıl edeyim, burada bir gelin var. Bir tek gelin, iyi ki gelin çalışıyor, şehirdeki gelinler. Allah razı olsun. Konken partilerinden gelin. Ya benim bunu ben de konuşturacağım, göstereceğim orada. Ha bir konuşasın diye geldim ya. Sağ ol gene de. Osman dayı biz niye geldik buraya? Tabii anladım. Şimdi gelinle beraber tarlayı tohumluyorsunuz. Evet. İyi. Allah kolaylık versin. Allah size razı olsun. Bu etrafta bu ara yangın yok değil mi şükür olsun? Şimdilik yok. Yok. O kaçtaydı? 80 küsürlerde bir yangın. Evet gene o aralarda. O aralarda bir yangın olmuştu değil mi? O zaman. Ondan sonra çok yok, büyük şükür. Bir yangın oldu. Bu köpekler bağırıyor mu? Bu köpekler avcı var orada. Avcı mı var? Avcı var. Orada yazıyor ki avlanmak yasak. Nerede ya? Orada. Orada girişte yazıyordu ki avlanmak yasak. Ya biz insan oluyoruz biz. Nasıl insan oluyoruz? Yani şimdi bunu bir aç bana. Ben mi? Ne demek bu insan oluyoruz? İnsan oluyoruz. Sen böyle bir şey desen bana. Hı. Buradan boş ver ya diyorsun işte. Avlanıyorlar değil mi? Tamam işte. Aynen. Başka ne diye? Bunu yap. Evet değerli izleyiciler, az önce gördüğünüz ağaç mezarlarını size gösterdim. Hatta ruhlarına Fatiha okuduk. Ondan sonra da geldik. Yolda bir tabela vardı. Av sahası burada avlanmak yasaktır diye. Ben de Trump'ın oğlu gelse avlansa kimle diyebilir diye söylediğinde bakın şu anda kamera oraya doğru bir dönerse orada av köpekleri var.
av köpekleri var. Demek ki burada avcılık var. Osman amca da dedi burada avlanıyorlar diye. Demek ki biz yasağı falan dinlemiyoruz. Her zaman söylüyorum, önemli olan yasağı koymak değil. Önemli olan bunu bilinçli bir şekilde yapabilmek. Ama maalesef değil mi? Evet. Allah size kolaylık versin. Allah Osman size razı olsun. Cümlemizden. Var mı bir emrin? Şehre diyeceğin bir şey var mı? Sağ olun. Allah size razı olsun. Allah'a emanet olun. O kaçtı ben gelince de. Şimdi bir bakayım. Belki bir şansımı deneyeyim. Dur bakalım. Bir geliyorum yanına doğru geliyorum. Dedi ki bak. Osman amca dedi ki benim gelinim dedi. Hayırlı gelin dedi. Şehirdekiler gibi dedi. Gidip konken oynamıyor dedi. Bana yardım ediyor dedi. Tabii ya. Yaş kaç? 50'de 45. 48 yaşındasın. 48. Allah uzun ömür versin. Hiç göstermiyorsunuz. Maşallahınız var. Sizin yaşınızdaki şehirdeki kadınlar konken partilerine gider. Gelinler hep konken partilerinde. Giderler tabii ya. Sen burada ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ekmek davesi abi. Ekmek yok bunun içinde. Bunu, başka bir şey. Bu ekmeğe ekmek olacak mı? Ha. Olmayacak değil mi? İsmin ne senin yenge? Fatmana. Fatmana. Fatmana Hanım. Ki bu nedir? Bu gübre. O gübre. Bunu toprağa atarız. Mahsul dekiyorsun. Ondan çıkıyor. Buğday. Buğday çıkıyor. Buğdaydan ekmek işte daha önce satarız. Geçincemez ondan gidiyor. Aynen öyle tabii. Gidiyor. Hayat ne? Böyle devam ediyor. Ne yapalım? Hiç şehirdeki hayatı özledin mi? Ya şehri özlenir ama nasıl lan özleyen? Evim burada, parkım burada. Gezerin, şehrimi gezerin. Alışverişimi yaparım. Orada yaşasaydım diye hiç düşündün mü? Bak canım ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Burası daha güzel değil mi? Tabii ya. Dertsiz baş. Şey. Ya dertsiz olur mu baş? Aynı şehir gibi oldu burası da. Hayır, hiç farkı yok. Hayırdır ne ders var? Canım suyu para. Aletleri, gazı, her şeyi para. Aynı. Köyleri mahalle yaptık. Rahatlamadınız mı? Ya aynı mahallesi aynı şekilde. Hiçbir farkı yok. Hizmet geliyor mu? Gelmez. Gelse de ona göre daha yol yaptılar, nemleşit yaptılar. Allah Allah. Tabii canım öyle değil mi? Ya bilmiyorum ben buraya yeni geliyorum. Sen nereden? Ben Antalya'dan geliyorum. Antalya'dan. Antalya'nın toprağının aynı burası değil mi abi? Aynı değil vallahi. Orada Antalya'daki toprakta hep asfalt var. Ben de Antalyalıyım. Hiç farkı yok. Yok yani biz böyle şeye çamura basmıyoruz. Basmıyorsunuz tabii. He. Tabii. Hele yağmur yağdı mıydı göller bölgesi oluyor. Her taraf göl oluyor. Öyle olur. Şehir olunca tabii. Asfalt her yeri ne olacak? Asfalt olunca beton olunca nereye gidecek su? Orta yerlerimize gidecek. Bizim buranın tabii toprağının su çekiyor. Çekiyor değil mi? Çekiyor. Şehirdeki betonlaşmayı nasıl düşünüyorsun? Hiç, gerçi senin betonla işin olmaz. Yani, toprak en güzel tabii, değil mi? Tabii. Betonla ne işimiz olacak? Peki seçtikleriniz size yardımcı oluyor mu? Hani oy veriyorsunuz da seçiyorsunuz ya. Bize ne yardımcısı? Başımızda olsun. Sağlığı şeyimiz o olsun. Başka bir çare şeyimiz yok abi bizim. Öyle değil mi? Yok ben anlamam. Evvela vatandır. Önce tabii. Aa, o konuda fikir. Yani şu toprağı bak, korumak. Ne olduk? Ezildik. Ne mahvolduk gittik. Allah'ım ondan etmesin. Allah direğimizi sağlam dursun. Başka bir diyeceğimiz yok abi. Çok teşekkür ediyorum Fatma. Başka diye yapacağımız yok. Fatma teyze çok teşekkür ediyorum. İşte bizim Anadolu'nun insanı böyle. Bir yanda toprağa buğday. Aynen. Buğdayı atıp üzerine de gübreyi atarken diğer tarafta da toprağımız bölünmesin diyor. Vatanımıza bir şey olmasın diyor. Ne kadar güzel duygular. Anadolu'nun her yerinde bunları duymak gerçekten mümkün. Ama bazı yerlerde var ki maalesef o her yerde var. Evet beş konaktayız şimdi. Biz sizi tanıyalım. Beydiğinden Ahmet Karabacak. Ahmet Bey bu şimdi ben geçerken bir gördüm. Burada evet. bir sürü değil. 3 tane petek var. Petek değil. Yanına doğru bir gideyim ya. Petek değil bunlar bal. Nasıl bal? Bu. Gel. Ya bir adamın kaynanası rahmetli kaynanam demek ki seviyormuş beni. Bu bal yani bu. Ha bal. Bu arı bal yapmış. Evet. Peki şey değil ama ya böyle dolu aha arı şimdi da var. Şimdi biz orijinal olduğu için böyle. Şimdi bak. Ama pazardan alsan dolu alırsın onda sakınca vardır. Üstad şimdi ben geçmişte balcılık yaptım. İşte babam balcılık diye. Yaptı. Şimdi bak. Dur. Bu püren bal. Dur. Şimdi bu yapışmış da. Şunu alalım. Diye. Bak şunu alalım. Evet. Şimdi bak buralarını ne güzel doldurmuş. Üzerini de mühürlemiş. Evet. Fakat buralar yeterince herhalde arı bal bulamamış herhalde. Merhaba. Bak üstad daha iyi bilir. Değil mi? Buraları mühürlemiş. Tabii canım ya. Ama alt taraflarda bal bulamamış herhalde değil mi? Hocam sonu iyi gelmediği için. Niye iyi gelmedi işte? Mesele orada. Ya kurak bu sene kurak gitti. Havalar kurak gitti. Püren balı bu. Püren yağmur yağaydı. Bu full dolu olurdu. Ama yağmadığı için sonu iyi gelmediği için bu vaziyet kaldı. Yani
doğal dengenin bozulması arıları da tembelleştirdi mi? Evet, aynen doğru. Peki nasıl durum? Önümüzdeki seneyi nasıl görüyorsunuz? Vallahi Allah bilir ama vallahi bilmiyoruz işte nasıl olur. Memleket nere? Benim Antalya'dan geliyorum. Hmm, evet, biz şöyle buralıyız. Çıkıp doğma bitme buralıyız biz. Hep burada mı kaldın? Evet, ne evet. Güzel. Bu adam beş konuklu. O da hanım. Yenge merhabalar. Evet. Nasıl gidiyor hayat buralarda? Hayat Allah'a şükür çok güzel. Çok hava güzel. Temiz, hava güzel. Hava temiz Allah'a şükür. Su güzel. Su güzel. Su doğadan geliyor. Çok doğru. Irmak, köprü çayı altımızda hemen. Peki hayat nasıl? Burada? Hayat güzel Allah'a şükür. Peki geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz hamdolsun. Hamdolsun geçiniyorsunuz. Geçiniyoruz. Ne var burada? Ürün ne ekiyorsunuz? Ürün buralarda ev ihtiyacı kadar ekilir. Mahsul buğday. Onlar arpa, bu sene mısır, ne yani mısır, sene, yer fıstığı. Geçtiğimiz sene ne ektiniz? Geçtiğimiz sene buğday. Nasıl ürün alabildiniz mi? Aldık, güzel. Karşılığını güzel. Verdi mi? Verdi, Allah aşkına. Ne güzel, Allah daha iyi etsin. Evet, İnşallah evet, güzel evet, olur. Evet. Şimdi orada bir şey yapıyorlar, ne yapıyorlar? Ekmek atıyorlar orada. Ekmek atıyorlar. Şu o tarafa doğru bir gidin. Ne ekmeği bu? Düğün müğün mü var? Yok, ev ihtiyacı var. Ev ihtiyacı. Yufka ekmek, yufka. Bir o tarafa doğru bir gidelim bakalım yufkacılar bize ne diyecekler. Evet karşıdan bu tarafa baktık ki bir duman yükseliyor. Dumanın olduğu yerde yaşam vardır. Atatürk demiş ya Toroslar'da hala bir duman varsa bir evin bacası tütüyorsa ülke halen daha ayaktadır diye. Burada da güzel bir duman gördük. Bir ya burada ne yapıyorsunuz böyle ya maşallah ya. Alo. He. Siz de çekersiniz bizi. Neler sizlersiniz? Biz geldik ki çekiyoruz işte. Maşallah. Yenge sen ne yapıyorsun burada? Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin ismin ne? Unelerin. İsmin ne? Niyeden ismimi? İsmin lazım bana ama. İsmim yok. İsmi yok. İsimsiz bir yengeyle beraber teyzeyle bu ne unudur? Buğday. Buğday unu. Bu kendi ürününüz mü yoksa? Kendimizin. Aa ne güzel. Şimdi bu unu burada eleyeceksin. Ne olacak bu? Hamur. Hamur olacak. Şimdi hamura doğru gelelim. Hamurlar yapılmış. Şöyle bak. Aa buralar da hamur. Bunlar yufka hamuru değil mi? Hemen nasıl öğrendim ya? Bir seferde öğrendim ya. Çok zeki bir adamım. Bir de sizi bir tanıyalım. Hayır. Ana burada kimse kendini tanıtmıyor. Burada niye kendinizi tanıtmıyorsunuz? Dur o zaman bir de şu ablaya gidelim. Abla bir seni tanıyalım. O da tanıtmıyor kendini. Aha, aha bak. Peynir hazır. Zeytin var. Yufkaya sarmış yiyor. Kendi tek başına. Teyze yaş kaç? 25 var mı? Yok ya burada kimse konuşmuyor ya. Niye konuşmuyorsunuz? Televizyona verecekler ellerinde ondan. Ya televizyona çıksanız da şehirdeki kadınlara örnek olsanız. Benim adamımı öldürür seslenme amca. Kızar mı? Kızar. Ne diye kızar? Niye bileyim beni kızar. Niye kızsın ya? Kızar benim adam. Kötü bir şey yapmıyorsun ki yufka yapıyorsun. Yufka yapıyorsun da adam kızar. Şey mi düğün mü var yakında da böyle bu kadar yufka yapıyorsun? Ekmeğimiz kendimiz yiyeceğiz kendimiz. Düğünde hem de yufka yenmez. Pazar ekmeği yiyor. Ha düğünde şehir ekmeği mi yiyorsunuz? Ha. Ha bu evdeki oysa bu daha sağlıklı değil mi? Ne bileyim biz burada kendimiz günlük bunu yeriz. Günde kaç tane yiyorsunuz? 5 kişilik bir aile. 5 kişilik bir aile mi? He. Ne bileyim bir ekmek. Günde yarım ekmek yeriz amca. Öyle çok ekmek yemeyiz.
Oo, bak ne güzel, görüyor musunuz? Ya vallahi şehirde yaşamak çok kötü bir şey. Köyde yaşamak çok güzel herhalde. Herkesin her yaşantısı, her yerinin her yaşantısı ayrı. Her yerin yaşantısı ayrı. Ekmek edi verelim de yiyek amca. Ya ekmek yeriz, o kolay da. Siz hiçbir şey söylemiyorsunuz ki ya. Ben konuşamam amca, konuşamam. Deminden beri ne yapıyorsun? Televizyona çıkmak istemiyorsun. Bunların hiç bir tanesi konuşmadı. Şu dağı görüyor musun? Bak, bunu gördün mü? Bak, ne kadar burada ekmek var, yufka var. Oho. Bunlar güzel şeyler. Dur ben yine gideyim. Neyime lazım? Baş ustaya gidelim. Baş usta, şimdi bu hepiniz aynı aileden misiniz yoksa birbirinize benim yardım mı? Benim 3 tanesi bacım. Biri yeğenim, biri eltim. Aynı aileden. Aynı, biri kızım. Aynı aileden. Bir, ay, bir araya geliyorsunuz. Evet, 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 evet. Niye? Bir araya geliyorsunuz ve ondan sonra burada değil mi? Evet. Hazırlık burada yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Kendi ekmeğimizi, benim ekmek. Onların diğer, onlar hep. Kaç gün burada bir yaptıysa kaç gün ekmek yapıyorsunuz? Ben 3 ayda anca yaparım. 3 ay sonra bir daha yapmıyor, 3 ay daha yapmıyorsun. 3 ay yapmam. İyi. 3 ayda bir yaparım. İyi, güzel. 2 ay geçer, 3 ayda bir yaparım. Vallahi. Bir şey diyeyim mi? Bir de konuşsalar var ya, o kadar güzel şeyler olacak ki, ama nedense konuşmuyorlar ya. Hepsi küsmüş. Biri eşinden çekiniyor. Acaba ben televizyonda çıkarsam ne olur diye. Onu yok, dövmez ya. Kadına şiddet var mı? Yerine göre onu suçunu bulur. Ana. Sizin köyde hakikaten böyle şiddet olayları oluyor mu? Olmaz, olmaz, öyle şiddet yoktur. Da gene de tabii kızarlar, şey etmezler, öyle her yere şey yapmazlar, izin vermezler. O da her doğru. Yere izin vermezler. Tabii ki canım, şimdi burada nihayetinde tabii, bir televizyon, Antalya'nın tabii. Televizyonuna ne yaptığınızı söylüyorsunuz. Burada kötü bir şey yok ki. Öyle değil mi? Tabii amca, şimdi adam kızsa sizi kovar mesela gelse. Gelse kovar mı? Gelse nerede kovar, o? Ne bileyim, nereye etti, kayboldu. Evet, o gelmeden ben kaçayım ne olur ne olmaz. Bir de sopa yemek var burada ama. Yok, yok. Sanmıyorum. Anadolu'da kimse öyle yapmaz. Ne işin var burada kardeşim? Git başka yerde çek mi der? Biz de çektik zaten, iş bitti. Bir de onunla konuşurduk gelseydi. Ne oluyor ne bitiyor diye. Evet, burada gerçekten Anadolu'daki dayanışmanın da güzel bir örneği var. Bakın, kız kardeşleri, yeğenleri, eltindi değil mi? Eltisi. Hep beraber burada gelmişler. Yardımlaşırız birbirine. Ne güzel. Şehirde üst kattaki, alt kattakini tanımıyor. Yani burada şehirde oturan da var. Benim babacım şehirde oturuyor, kızım şehirde oturuyor. Şehirliler de var ya, maşallah maşallah. Ama burada nedense kimse konuşmuyor ya, konuşmaktan çekiniyor. Peki, çok teşekkür ediyorum sana baş usta. Evet, burası rafting bölgesi. Yani Antalya'da rafting yapılan Köprülü Kanyon dedikleri bölge burası. Yaz aylarında burada gerçekten suyun içinde hep şeyler olur. Rafting yapan raftingçiler olur. Ama kış aylarında burada herkesi bulamazsınız. Kış aylarında buradaki su çok daha bir nazlı akar, çok daha değişik bir şekil alır. Şimdi biz Aralık ayındayız. Aralık ayında buraya gelinir mi derseniz, işte beni gibiler geliyor. Herkes buraya Ağustos'ta, Temmuz'da gelir. Haziran'da gelir. Ben Aralık'ta geldim. Niye? Aralık'ta buraların durumu nedir? Buradaki insanlar ne yapar? Nasıl geçinirler? Burada kışın yaşam nasıldır, nasıl değildir diye. Onu öğrenmek için geldik. Şu anda hiç rafting yapan yok. Zaten bu soğukta da yapacaklarını düşünmüyorum. Ama şu derenin güzelliğine, şu suyun bir güzelliğine bakın. İşin kötüsü, bu suyun asıl geldiği yere, Köprüçay dedikleri bölgede bir HES yapılmak isteniyor.
Şimdi düşünün, bu güzelliğe bakın, bir de HES'i aklınıza getirin, o beton duvarları, o boruları, suyun borularının içerisinden geçirildiğini. Ondan sonra siz karar verin. Evet, herkes buralara yazın gelir. Benim gibi yolunu izini şaşıranlar da kışın gelir. Hani herkes gider Mersin'e, Ali Orhan gider tersine, Deretepe dolanır diye. İşte aynen öyle bir durum. Ben Köprülü Kanyon'a işte Aralık'ta geldim. Niye? Aralık'ta ne var ne yok diye. İşte az önce de anonsta da söylemiştim. Burada şu anda pek rafting yok ama gidip suyun çıkış noktasına doğru geziler düzenleniyor. Bot turları düzenleniyor. Yanımda da bu yöreyi iyi bilenlerden ve raftingçilik yapan bir arkadaşım var. Sizi önce bir tanıyalım. İsmim Adem Bahar. Adem Bey, kaç yıldır buradasınız? Yaklaşık olarak yani 89'dan beri bu işle uğraşıyorum. Bu işle uğraşıyorum. Rehber olarak çalışıyorum, evet. Raftingde. Nasıl raftingin? Bu geçtiğimiz sezon nasıldı? Geçtiğimiz sezon daha iyiydi. Bu yıl sezonda düşme vardı yani. Geçen yıl mesela günlük ortalama 3000-4000 kişi giriyorsa, bu yıl yani yaklaşık olarak günlük 1000-1500 kişi girdi yani. Bayağı düştü yani. Bayağı bir düştü yani. 1/3'e kadar düşmüş. Evet, evet. Neden öyle oldu? Vallahi biz nedenle işte biraz... Bir yere bağlamak doğru değil ama bu yıl yani az oldu yani. Ha, az oldu. Evet. Peki önümüzdeki sezon ne bekliyorsun? Önümüzdeki sezon gayet iyi olacak diyorlar. Yani şu anda bütün şirketler başarılı diyor. Bilmiyorum artık. İnşallah. İnşallah öyle olacak. İyi bilenlerden biri olduğunu söylediler bize. Şimdi mesela burası bu köprü. Buraya geldim, ben sordum. Dedim ki bu köprü nedir ya, daha büyük bir köprü yapılmaz mıydı buraya diye sordum. Yapılır da burası tarihi olduğu için daha büyük köprü yapılamaz. Kaç yıldır var bu köprü? Bu yaklaşık olarak milattan 3. yüzyıllarda inşa edilmiş. 2250 yıllık filan. Tarihi Oluk Köprü işte. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu'nun üzerinden geçtiği köprü yani. Hemen ikinci köprü var aşağıda. Orası da tarihi Kervan Yolu Köprüsü olarak da. Yani burası geçmişte Selge'ye geçiş olarak kullanılıyor. 10 kilometre yukarıda antik kent var. Tiyatro var. Pazar yerleri var. Yine aynı şekilde köyler var. Şimdi bu... Suyun doğduğu yerin, geldiği yerde bir HES elektriği, HES santrali yapılacak gibi bir söylentiler var. Uzun süredir var, evet. Öyle bir şey. Öyle bir şey olursa yani zaten şu anda nehir bitme durumuna geldi. Rafting yapılamayacak hale geldi. Yani iyi olursa yani kötü olur yani. Yani bu aynı zamanda da burası turist çeken bir alan. Evet, turist çeken bir alan. Şimdi yukarıda HES yapıldığında, hidroelektrik santrali yapıldığında siz buraya turist çekebilme şansına sahip olacak mısınız? Ben mümkün değil. Gelmez değil mi? Gelmez diyorum yani. Peki HES mi yapılsın, daha fazla mı gelir olur, yoksa böyle rafting mi yapılsın? Böyle rafting yapılırsa daha fazla gelir olur yani. Doğal dengeyle oynanmasın diye. Oynanmaz. Hem devlete daha büyük katkısı, hem millete daha büyük katkısı olur yani. Aşağı yukarı burada irili ufaklı kaç tane rafting kuruluşu? Yaklaşık olarak 27 tane. 27 tane rafting şirketi yaz var. Yaz aylarında burada kaç kişi çalışır ortalama? Ortalama yani 3000 ile 4000 kişi personel olarak çalışıyor. Bunun mesela ayrıntılı düşündüğün zaman her bir aileden bir kişi çalışıyor. Yani yöreye de büyük katkısı var yani. Yani çokları mesela turizmin katkısı olmuyor diyenler yalan söylemiş olur. Yani çobanından tut, bakkalından tut, ailelerinden tut, çocuklarından, okuyan çocuklarından tut, hepsi yani kazanıyor yani o şekilde. Yani ortak noktamız şu mu? Biz doğal dengeyi bozmaz. İşte köprü çay suyunu yukarıdan HES'lerle, MES'lerle boruya içine almaz. Bu suyun akışını sağlarsak buradaki yaşam daha canlı olur. Evet. Buradaki insanlar da bundan bir gelir elde, evet, eder. Evet. Ve bunun Türk turizmine ve tanıtımına da katkısı büyük olur. Yani ülkemiz adına katkısı çok büyük olur yani. Yani doğanın bozulmasına hiçbir zaman kimsenin gönlü razı gelmez. Bizim de razı gelmiyor yani. Gelenler ne hissediyor? Buradan yukarıda şelaleler var sanıyorum. Yukarıda işte suların hemen tarihi köprüden itibaren 1,5 kilometre yukarıda %80'i suların zaten orada kaynaklardan çıkıyor. %20'si ise yukarıdan yaklaşık olarak 36 kilometre yukarıdan geliyor. Şelalelerden, evet. Geliyor. Şelalelerden ve kanyonun içerisinden geliyor yani. Yaklaşık olarak bir 16 kilometre uzunluğunda bir kanyon. Burası gördüğünüz gibi. Hemen küçük kanyonda zaten 6 kilometre uzunluğunda. O şekilde yani dünya harikası bir yer yani. Tarihi İpek Yolu, evet. Tarihi köprü, evet. Tarihi su,
tarihi evet. Doğa. Aynı zamanda yukarıda tarihi antik kent. Kent, selge var. Selge var. O şekilde yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hazır köyündeyiz. Evet. Biraz yürüdükten sonra Hanife teyzenin evine geldik. Hı hı. Hanife teyze, hı. Kaç yaşındasın Hanife teyze? 1942 doğumluyum ben. Allah uzun ömür versin. Ondan estağfurullah sen cahilim. Yok estağfurullah. Hanife teyze derdin nedir? Derdim benim işte derdim bakanım yok. Bu ev işte bir onar eğren olsa bir onar da ya bir ev, bir şey ev çarasına bakıyorsalar benim derdim iyice o. Şimdi eşinizi kaybettiniz. Eşimiz siz. 11 çocuklarım. Kimse yok mu? Kimse yok. Oğullarım falan. Bir oğlum yok zaten. Bir kız çocuğum var. Antalya'da. O da ilişkinde. Eşinden ayrıldı. Eli öper 15 yaşında kız çocuğu var. Onu okutacağım diye. O da iki yandan ameliyat oldu. Geçmiş olsun. İlikten tiz aldılar. O yettim. Başka bir şey. Olanı bir şey dedi şimdi zaten. Sen bu evde kalamıyorsun. Kalamam yerinde. Elim üstlerinden, elim yanlarına. Ben varamam yerinde. Bu evin bir çarasına bakıyorlar. Yolu yok mu? Yani bunun çatısı mı yok şimdi? Üstünü tanısa güzel amirim. Üstünün işte saçını da o kız çocuğu ile ikimiz örttüydük. Tahtaydı. Eşim duruyordu. Çürüdü. Bu, hep aldı aldı götürdü. Peki üstünü kapatmak istiyorsan kızıyorlar mı? İşte hükümetten öyle, devletten bir şey. Bekçi var, araba bekçisi var. Kendi köyümüz orada. Ha. Bir şey oradan olsa hemen sabit tutar. Ha. Ben bir hırsızım. Gücüm yetmez, kolum tutmaz. Tek başınasın. Tek başına. Kimsen yok. Kimsem yok. Bir kız çocuğu odan derlerden. O kendi rızkısını arar güzel kızlarım. İnşallah, inşallah bu konuyu ben gündeme getireyim. İnşallah ben de öyle sana evet, dualar ederim 300'e de. İnşallah, Allah inşallah bizim buraya gelişimizi bir vesile kılar i̇nşallah da senin işinde olursa ben de çok sevinirim. Ben, ah ben. Gerçekten çok sevinirim. Ben alandan illerim de yanda durulma yeri. Antalya'da kız çocuğu kirada da yanda... Şimdi havayı kaldıramayız. Şimdi Hanife teyzenin derdi şu. Hı. Eşiyle evet. Birlikteyken bu evi yapmışlar. Üzeri de tahtaymış yani tahta, çatı tahtaymış. Evet. Fakat daha sonra yağmurlardan şundan bundan çürümüş. O arada eşini de kaybetmiş. İşte birlikte gitmişler saç almışlar. Bir kısmını saçla kapatmışlar. Fakat sonradan saçlar uçunca bir fırtınada şimdi üzerine tek saç koyamıyorlar. Çünkü burası sit alanı. Hı. Ve eğer böyle bir şey yaparsam anında diyor geliyorlar tutanak tutuyorlar diyor ve diyor bana ceza yazıyorlar. Şimdi şöyle bir sorun daha var. Kendisi burada kalamadığı için başkalarının yanında kalıyor. Yani. Başkalarının yanında kalıyor. Evet. Hanife teyzenin derdi gerçekten çok büyük. Buna
Antalya'daki yetkililerin hakikaten bir çare bulması lazım, bir el atması lazım. Bir Hanife teyzeyi eğer kendi evinde bir gece uyutabilirsek ne mutlu bize. Ki biz Kanal V televizyonu olarak, TRTP programı olarak geldik birlikte. Ne olursunuz bir benim evi görün dediler. Tabii ki dedik gelip göreceğiz ve geldik gördük. Gerçekten içler acısı bir durum var. Burası sit alanı. Sit alanı olduğu için de herhangi bir işlem yapamıyor. Ama kendisi yalnız ve tek. Kimsesi de yok. Buna devletin el atması lazım. Sosyal devlet dediğimiz bu. Ben Antalyalı yetkililerden Hanife teyzenin derdine bir çare bulmasını istiyorum. Şimdi biz Zerk, ondan sonra Selge, Altınkaya, bu üç isimli bir köydeyiz. Ama bu köyde benim bildiğim, ben 16-17 yıl önce buraya bir gelmiştim, köy taşınacak diye bir söz vardı. Ve bu 16, o yıldan beri aklımdadır, nedir ne değildir diye. Deretepe programı yapınca dedim ki bir de oraya gidelim. Niye? Orada da insanlar var, orada da yaşayanlar var. Dertleri var mı, halleri nicedir diye geldik. Evet. Maşallah hepsi çalışmaktan geliyor. Aha böyle bir bakın ne kadar güzel. Aha böyle bir yanıma gel. Sen benim yanıma bir gel. Ben sakallarımdan korkma. İsim nedir senin? Yok canım, Şevki Öğren. Şevki Öğren. Şevki Öğren. Öğren. Evet. Şevki dayı kaç yıldır bu köydesin? Burada mı doğdun sen? Benim 10 yaşımı yani çocukluğa çıkar. Hı. 63 senedir burada yaşar. Ne ya? Yaş 73 mü? Tabii. Maşallah ya. Vallahi benden geçti. Ben 35-36 falan düşünüyordum. Evelallah. Allah'a şükür. Şimdi sizin köyde öteden beri duyduğumuz sorunlar var. Bunlar nedir? Bizim köyde sıkıntımız başta Milli Park. Evet. Sit alanı. Evet. Yani bir affedersin tuvalet yapmaya, izin almaya böyle göbeğimiz yere yattı yere. Yani yapsak bile ceza verirler. Az önce birisiyle konuştum. Bir ev yaptırmış. 6-7 milyar. 3600 lira. Sen 600 lira geç. Ya fidanlarımıza çektirmeyirler. Ceza verirler. Şuna belediye çıktı bak. Sökeceğiz dedik, aldattık gittiler. Öyle çıkacağız. O çıtağı söktüğüz mü derler. Bak içinde ceviz. Biz burada ceviz de almaptır ağzımızdan. Üzüm de almaptır. Neyle yaşayacağız? Ayakta insan gıdayla duru, yemeyle duru. Doğru. Peki büyük şehir oldu burası da, köyden şey oldu, mahalle. Heya. Şehrin bir katkısı olmadı mı size? Olmadı. Onlar diyor ki her tarafa hizmet götürüyoruz, her şeyi sorunları alıyoruz. Efendim başta yani varıp rahatsız eden yok resmi kuruluşları. Aklıren gidip de yani derdimi su diye işin hakikati. Anladan yok, veren de yok. Yani anladığım şu mu? Sizin birçok derdiniz var ama derdinizi anladan yok. Anlatamayız. Allah razı olsun, siz hoş geldiniz, sabah geldiniz. Siz belli mi sorun, biz de bildiğimiz kadarıyla. Ya, oturduğumuz yerlere. Söyle. Aktaralım deriz, aktartmayırlar. Aktartıyorlar derken şöyle diyelim, yani çatı falan yaptırtmıyorlar. Yaptırtmıyorlar, evet. İzin vermeyirler. Peki yağmur yağdığında ne yapıyorsunuz? Ne yapalım işte. Döndürüyoruz. Buranda çekebilirsek. Onu da yasak. Buranda bak, buranda çekti. Şurada vatandaşın biri. 7-800 1 milyar para. Ceza yazdılar. Peki kaç hane var bu köyde? Bu köyde 170 haneydi birkaç sene önce. Önce. Şimdi ne 900 oldu? 900 nüfusu vardı. Şimdi? Yani o ciyan şehire kaçtı. Niye şehire? Buranın yaşamından. Ya?
Ama burada ne güzel doğa var. Güzel ama var yani ya. Sen rahat av edersin, tuvaleti yapamazsan, dağdan odunu rahat getiremezsen, güzel bir yaşam olmadıktan sonra tabii vatandaş nerede rahat etmek isterse, yaşam nereyse oraya kaçıyor. Gençler köyde kalıyor mu yoksa? Yok, gittiler. Gittiler, genç bulamazsın. 60, 70, 50 yani 50 yaştan aşağı zor bulursun. İşiniz o zaman biraz zor gibi ya. Çok zor efendim. Bu köy taşınacak dediler bir ara. Ben o zaman yani öyle bir şey oldu da. Ya bir girişim öyle bir yok. Girişim olmadı. Öyle bir girişim yok. Şimdi bu köyde Bayram Dayı diyorlardı. Bayram Dayı bu mudur? Evet. Maşallah Bayram Dayı. Dünyanın kralı bu. Ana, evet. Ana. Hoş geldin Safa. Aha, Zerk'te bir kral. Gel abi öyle bir yanıma gel. Evet. Şimdi benim bildiğim kadarıyla sen geçmişte burada muhtarlık da yapmışsın. Yaptım. Yaptın. Evet. Muhtarken niye buranın bu sorununu halletmedin? Şimdi muhtarka buranın yolu yoktu, evet. Suyu yoktu, evet. Elektriği yoktu. Bunların hepsini bir götürdüm ben 10 yıl içinde. Ne biliyor musun? Ne güzel etmişsin. Ha. Yani boş duramadık. Evimde durmadım, evimde yatmadım. Nere Ankara, nere İstanbul, nere Antalya. Bu şekilde bu hizmetleri yaptım. Şimdi biri daha geliyor suyun. Ne devleti güzel. Durutmadım, devleti. Ekip göndermiş Gözmetleri Genel Müdürlüğü'nden 20-25 sene oldu. Karşıdan pompalama ile bir su da aldım oradan. Çok şimdi güzel. Çalışması var. İnşallah. Yani şimdi, yarın bir günde dinle. İnşallah. Güzel. Yani depoya verilmek üzere. Şimdi şöyle bir şey duydum ben. Evet. Bu köy bir ara taşınacaktı dediler. 15-16 yıl önce ben bunu bir duymuştum. Evet. Ve odur budur söyleriz, konuşuruz ama herhangi bir icraat yok. Köyde de herhangi bir yeni bir şey yapamıyorsunuz. İşte az önce söylediler. Dediler ki evimizin damını bile aktaramıyoruz dediler. Nedir? Yani bu aynen, köy burada öyle. Kalacak mı? Yoksa başka bir yere taşınacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benim düşüncem şöyle. Evet. Yani ben geçi çobanıyım. Yani gıl keçinin ardında yetiştim. Oh ne güzel. Biliyor musun? Fakat ağaca da şakalem sürtmeyle AB öğrendik. Ne güzel. ABC öğrendik. Biliyor musun? Neyse köylü belki bir hizmet getirir düşüncesiyle 84 ile 94 arası muhtar seçtiler beni buraya biliyor musun? Yani, muhtar seçtiler. Gediverdik, geliverdik 10 yıl içerisinde ne ihtiyacısa köye o hizmeti aldık. Ben ayrıldım, öylece kaldı. Yani meselenin özü şu, ismini bağışlasın. Ali Orhan benim ismim. Ali Orhan Bey, şimdi devlet sen derdini iletmedikten sonra devlet burayı görmez. Burayı aklına almaz. Gördük Adana'nın neresinde bir okulda bu kadar yani yağrı yandı biliyor musun? Evet Adana'da evet. Bunu yani evet sen bir başbakan veya cumhurbaşkanı veya da bakan olarak Ankara'dayka orada olayı göremezsin, bilemezsin. Ama orada tayin edilen, orada görevli o çocukları, o yavruları dinle. O hale kilitleyip de o yani okula yakmasının anlamı ne? Senin çocuğun benim çocuğum. Tabii değişmez. Benimki senin çocuğun biliyor aynen, musun? Doğru. Şimdi devlet buraya yönünü dönüp de böyle bakmıyor. Öyle deme şimdi bak. Derin dururdu. Neden de? Neden biliyor musun? Ben bir diyeyim ondan sonra. Ben de çok inadım Laz'ım ben. Karadenizliyim Lazlamarı var. Evet. Şimdi devlet öyle diyorsun elini uzatmıyor burayı görmüyor ama burada bir şey yapsanız ceza yazıyormuş. Öyle ama bak şöyle bak. Ya devlet ora demek var, ki bir taraftan ora, bakıyor. Ora varacağız. Ora varacağız. 1945 yılında Salahattin Ünal diye bir vatandaş ama doçent ama profesör Ankara'dan gitmiş Amerika'ya Milli Park diye bir isim almış oradan. Oradan gelmiş Türkiye'ye, İç Anadolu'ya bunu yaymış Milli Park'a. Milli Park buraya gelmiş 69-70-73'lerde uygulamışlar. Dememiş ki oraya bura gelen yetkili kişi bu yerleşim alanı Milli Park'ın dışında olsun dememişler. Evet, burada ona... yani toplum var olduğunu, insanın var olduğunu hesabını yapmamışlar. Ama Avrupa'da bu yok. Yani yerleşim alanı toplum bir Milli tarafta. Park'ın dışında bu şekilde. Çünkü biz oradan gelenler oluyor soruyoruz yani Avrupa'da nasıl, Afrika'da nasıl? Yani Milli Park olayı insansız da olmaz Milli Park. Tabii ki. Değil mi? Doğru. Canlı varlıksız da olmaz.
Ama buna bir yani çözüm bulmak lazım. Başta çözüm bulmak lazım. Evet. Şimdi de, yani şeye gelelim şimdi. Hizmete sıra gelince yok ama ceza kesiyorlar. Şimdi bizim mademliğine burada tuvalet yaptığımızı istemiyor. Ev yaptığımızı istemiyor. Hani yasa var diyelim. Yasaya karşı çıkıyoruz. Karşı geliriz. Gelecek yetkili devlet olan devlet gelecek yetkili diyecek ki biz proje yapalım. Şuradan şuraya bu köyü mahalleyi aktaralım. TOKİ. 30 sene evvel 40 sene evvel gördüm ben Hatay'da. Biliyor musun? Bir yerleşim alanı yapmış adam. Ağaç diker gibi şöyle. Şöyle baksan öyle doğru. Öyle baksan doğru biliyor musun? Da diyecek ki arkadaş sen şuraya duracaksın. Planını, projesini vatandaşın yapı verecek. Şu şekilde yap diyecek. Biliyor musun? Evet. Böyle sürüncemeyle ömrü biterse bu toplumun, bu insanın sonu ne olacak? Kara toprak. Kara toprak. İnsanca yasası nasıl olur? Dolayı Cenab-ı Allah insan yani için yaratmış. Yani diyorsun ki ben kendi memleketimde, doğduğum yerde, doyduğum yerde ben daha insani değerlerle, daha özgürce, daha insana yakışır şekilde yaşamak evin istiyorum. Evin üstünde yani diyelim ki aşağı evin üstünde bir kiremit var. Evet. Onu değiştirirsin. Hemen dinle. Alo. İşlem. İşlem. Hadi bakalım yargıç önünde. Yani bunu devlet duymuyor mu? Başta bizim sorunumuz nereden bağlanır? Nereden çözülür biliyor musun? Nereden? Ankara'dan. Bizim kıyadıyla seçtiğimiz adamlar o koltukta. Evet. Dönsün baksın buraya. Ama ceylan derisinde oturuyorlar. Seni düşünmez ki. He? Nasıl? Pekala. Seçim arafesi geldiği zaman. İşte iyi yere geldi. Seçim arası geldiği zaman. Ambar, tavuk kümesi, ahır, samanlık. Adamı arayır, vatandaş arayır. Oy alacağım diye. Yani oyu aldı mı gider oraya oturur. O kırmızı koltuğa. Umuruna bile almaz. Vatandaş nerede kaldı? Nerede? Gitti mi? Öldü mü? Yok. Maalesef. Oy isterken gelip sizi buluyorlar değil mi? Bulurlar. Bayramda şunu iyi yapacağız. Adam o zaman değil mi? Ya bunu işe yapacağız, şunu yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Yalanla gelmesin. Yalanla geleceğse yalanla geldim desin, yapabildiğimi yapacaksın, yapamadığımı yapamayacaksın desin. Yani benim aradığım bakan olsun, çakal olsun, milletvekili olsun, kim olursa olsun. Bizim, peki, şimdi biz adam seçeriz mesela. Adam seçeriz değil mi burada? İşte oraya geldik. Bu seçim, yani bu seçilen kişi, muhtar, ağza, her neyse. Buranın sorununu sırtına alacak, Ankara'ya, devletin kapısına varacak. Arkadaş benim sorunum şu. Diyecek. Ben bunu gittim Ankara'ya. Hizmetlerine 3 sefer gittim 93 yılında. Genel müdür muavini. Su aldım ben mahkemeyle. 8 sene uğraştı. Şöyle çekmeceden bir dosya çıkardı. Burası ittilaflı ya dedi. Pekala müdür bey dedim. Devletin kurumunda memur Altınkaya köyüne bu menba gidecek diye rapor vermiş dedim. Acaba Antalya'nın kararı ayrı, Ankara'nın kararı mı? Dedim kendisine. Hiçbir şey diyemedi. Bir arkadaş daha buldum orada. Hasan Güzel isminde. Bu işi götürebilin mi dedi. Götüreceğim dedim. Bir tarafını devlet omuzlayacak, bir tarafını ben omuzlayacağım dedim. Bu şekilde işte içtiğimiz, gece gündüz kullandığımız suyu mahkemeye aldım ben. Şimdikini de devlete durutmadığımdan dolayı demiş ki bu köye suyu nerede bulup bulacaksınız demiş. Güzel. Sizler gibi gelmiş adam burada köyün ortasında gezerken denk geldi. Hoş 5-15 necisiyiz. Biz su kaynak bakmaya geldik dediler. Sabahla bindik haydi bakalım Seyrek'ten Gebze'den şu dağın arkalarında. Aa, ormanlık dağ. Ta o bir yer Gebze üzerine. Belki duymuşsundur Gebze diye. Gebze bilirim, iyi bilirim. Benim program ortağım da Gebze. İşte oradan çıktık, adam açtı haritayı. Bu Karlı Dağ'ın eteğinden başladı ta şu istikamete kadar. Yayın. Haritada kaynak aradı. Neyse gittik o kaynağı bulduk. Ölçtü, biçti her neyse. Oranın muhtarı, buranın muhtarı. İmzaladık, bir tutanak tuttu. Bundan böyle. Bu suyu dedi devlet ama bir sene de getirir ama iki sene de getirir dedi. Bu iş bitti dedi.
Hayırlısı. Elimize bir kağıt verdi, imzaladık. Bu şekilde o da işte yavaş yavaş 25 senedir yani yavaş yavaş geldi işte. Şimdi benim aklıma, kafama takılan bir şey daha var. Allah göstermesin, Allah gecinden versin ama hepimiz öleceğiz. Evet, el, tabii mutlaka. El hükmü lillah. Ha. Her canlı gidecek. Ha. Çare peki, yok. Peki mezarı kazabiliyor musunuz? Kazıyoruz yani, onu kazıyoruz yani. Ölüye problem yok. Ölüye problem yok. Ama diriye... Getireyim de normal şekilde çevrili. Öyle problem yok. Belirli yer çevirle şu karşıda. Gördüm orayı, gördüm. Bu ağaçlı yer yani, ağaçlı ondan yer. Ondan dışına çıkarmazlar. Evet, Zerk, Selge, Altınkaya gerçekten sorunları böyle. Biz biraz daha dolaşacağız burada ama bu köyün gerçekten sorunları çok büyük. Ve burada oturan insanların yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide yürüdüklerini de söyleyelim. Bu köyün bir an önce sit alanı mı olacak, bu köy boşaltılacak mı ya da bu köy başka bir yere mi taşınacak, yoksa bu köyde kalanlar kendi sorunlarını çözebilecekler mi? Buna karar verilmesini istiyorlar. Yani diyorlar ki bizi iki dere bir arada bırakmasınlar, öyle mi? Aynen. Tabii. Devletin yani yaptığını kimse bozamaz. Kimse bozamaz. O kanunlar, o yasalar, ben bir cahilin de keçi çobanıyım ama. Keçi çoban hele, olmak kadar güzel hele, bir şey. Hele hele, hele yani çözümlenmeyecek hiçbir şeyi yoktur. İnsanoğlunun yapamayacağı bir şeyi yoktur. Yapılır. Ama anladım. Kapıyı açmaya çalışacaksın. Ben açtım. Kimse dinlemeni reddedemedi. Hangi kurum olursa. Şey var yani, devletten onur bir şey var, koca harita ne güzel, evinde. Ne güzel. Şimdi biz biraz bu antik kenti gezeceğiz. Ondan sonra yine buralarda sizlerle görüşeceğiz. Görüşelim. Şimdi şu son nokta şöyle bağlayalım. Şimdi siz gazetecisiniz. Evet. Vatandaşın dertlerini, sorunlarını kamuoyuna, gazeteye çıkarıyorsunuz. Evet. Televizyona bu şekilde aynen bu konuştuğun şekilde. Bu şekilde kalıp gidiyor, biliyor musun? Yok, bak ben de peşine düşeceğim, size söz veriyorum. Her bu programda şekilde dile getireceğim. Tahsilim yok. Olsun benim ya, okulum bir vatandaşsın. Okulum ya, okul, şey okul görmedik biz. Böyle bir işte heykel gibi bir ya. Allah'a şükür bir de okusan. De, şimdi beni bura görevli olarak vermiş devlet, memur olarak. Bu tarihi eski eserleri koru diye, biliyor musun? Evet. O taş mı almış? Birinci Dünya Savaşı'nda 1915'lerde, 20'lerde vatandaş. O taş mı almış bu memleketi, bu toprağı yaşadığımız? Yok. İnsanlar mı almış? Hep, atalarımız mı almış? Benim annemin görüşümde... babası Çanakkale'de. Babamın babası Çanakkale'de. Nicelerinin babası Çanakkale'de. 70 gelmedi, yok. Benden çok mu değerli bu taş? Senden benden çok mu değerli? Taşı biz alıp da bir yere satıyoruz mu? Kırıyoruz mu? Eziyoruz mu? Aksine de koruyorsunuz. Ha. Koruyoruz. O orada dinle. 2000 sene, 3000 senedir de orada konup durup. Sürdüğümüz dönemin başında göçmüş. Bir cağırdaş olsa da öyle aktarıysak bunu depindirmiş. Cağırdaşı değil, Allah'ın taşı da. Taşı da adam zaman eli yapmış adam. Evet, dere tepe devam ediyor çünkü buranın sorunu çok. Çok biz de olur. O sorunları dile getirmek için zaten buradayız. Bizden ayrılmayın. Selge, Zerk, Altınkaya. Evet, tarihi bir antik kentin şu anda üzerindeyiz. Manavgat'ın en uca yerlerinden bir tanesi, en uzak yerleşim birimlerinden bir tanesi. Biraz önce izlediniz bu köydeki yani Altınkaya'daki yaşayanların dramlarını. Evet, burası Agora. Selge'nin agorası ama yıkılmış ya deprem olmuş ya da zamanla dayanamamış yıkılmış. İşte bu yüzden bu kent sit alanı olarak ilan edilmiş ve evleri görüyorsunuz, bazı evler var burada. Bu evlerde herhangi bir inşaat ya da herhangi bir ekleme böyle yapabilme şansınız yok. Ve insanlar da bunu söylüyorlar, tuvalet dahi yapamıyoruz diyorlar. Biz size kuş bakışı olarak köyü bir gösterelim dedik ve oraya kadar tırmandık. Şimdi o görüntülerle sizi baş başa bırakacağım. Ama unutmayın, program devam ediyor. Bakalım daha neler olacak.
Evet, geçtiğimiz hafta Seleuka'da mangal partisini çekmiştik tarihin göbeğinde. Nasıl mangal yapılır diye. Şimdi bugün de Selge'yi gezerken çok farklı bir şeye tanık olduk. Kameramanım Kezban Vanlı ile birlikte gezerken o bir yer bulmuştu, mahzen gibi, az önce izlediniz onu. Orası nedir diye sordu. Tam onu çekerken, o ben de etrafa bakarken bir baktım ki burada bir şeyler var. Bakın bunlar hep çöp. Ya hasta bezi, ya hastane artığı, ya başka bir şey. Beyaz şeylerin içerisinde, torbaların içerisinde. Ve inanır mısınız, aşağıyı doldurmuşlar. Şimdi kamera sizlere onu gösterecek. Ben biraz daha geri çekileyim. Aşağısı dolu. Burası eskiden bir antik kent ve bu antik kentin içerisinde eğer siz kapınız kırılırsa bir tane çivi çakamıyorsunuz ama getirip antik kenti çöplük yuvası haline çevirebiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz. Her zaman şunu söylerim. Bunlar bizim geleceğimiz, geçmişimizden geleceğimize uzanan bir tarihe tanıklık eden yerler. Buraları çöplük haline getirirsek gerisinde ne olur? İşte biz buyuz. Ya mangal partisi düzenleriz antik kentin içerisinde ya da antik kentin içerisinde çöplük yaratırız. Ya bize ne oluyor? Bizi izlemeye devam edin. Şu anda Selge Antik Kenti, Tarihi Kenti'nin tiyatro bölümündeyiz. Etrafta yine bir değişiklik yok. Her taraf yıkılmış bir halde. Herhangi bir çalışma da olmamış. Basamakların çoğu zamanla yıpranmış. Ama burada hayvanların pislikleri var. Ben buraya 16-17 yıl önce geldiğim zaman keçiler otluyordu burada. Şimdi de burada sanıyorum inekler zaman zaman otluyor. Ya da akşamları burada inekleri herhalde şey yapıyorlar, durduruyorlar ki içeriye girerken zaten bizi bir inek karşılamıştı. Evet, böyle bir yerin bakımsızlığı gözler önünde, zaten bunu az çok siz de tahmin ettiniz. Fakat diğer tarafta da insanların burada herhangi bir şey yapabilme şansları yok. Bazı insanlarla konuştuk da bunları direkt dile getiremiyorlar ama korkuyorlar bir yandan da. Diyorlar ki taşların arasında diyorlar duş yapıyoruz. Yani taşların arasında diyorlar banyo yapabiliyoruz. Ha, böyle bir yaşam olur mu ya? 2016'nın Türkiye'sine bir bakar mısınız? Neler konuşuluyor? Biz buradaki gezimize devam edeceğiz. Devam ediyoruz daha doğrusu. Şimdi ben sizi antik kentteki bu tiyatrodaki görüntülerle baş başa bırakıyorum.
Evet, bu arkamda gördüğünüz köprü meşhur işte Köprülü Kanyon dedikleri yerdeki köprü. İki yakayı birbirine birleştiriyor bu köprü ve 2000 yıllık olduğu şeylerde, tarihlerde var böyle bir şey. Romalılardan kalma bir köprü ve o köprüyü geçtikten sonra da Selge'ye çıkıyorsunuz. Şimdi biz de oraya doğru gideceğiz. İşte raftingin yapıldığı yer burası ve suyun doğuş noktası da burası. Bu meşhur ırmağın doğuş noktası da burası. Buradan yukarıda şelaleler var. İçeriye botla gidiliyor oralara tabii. Yukarıdan gidilebilme şansımız yok. Bir gün inşallah bir yaz sıcağında da onunla o görüntüleri çekeriz. Biz gerçekten burada çok güzel bir hava var şu anda ama bir yandan da esmiyor değil. Esiyor. Dikkat ediyorsanız şapkayı da değiştirdik. Biraz daha dağ havasına uydurduk şapkayı. Biz programımıza devam ediyoruz ve Ali Orhan'la Dere Tepe de devam ediyor. Bakın bugün sizleri ne kadar değişik yerlere götürdük. Değişik yerler izlettirdim size. Bundan sonra da yine sizlere değişik yerleri, değişik görüntüleri sizlerle paylaşıp sizlere izleteceğiz inşallah. İşimiz bu. Yollar bizi, biz yolları özledik. O zaman biz yolumuza devam edelim. Değerli izleyiciler, bir Dere Tepe programının daha sonuna geldik. Şimdi size başka bir köprü daha gösteriyorum. Arkamdaki bu köprü diğer köprünün bir ufağı. Daha bir aradaki mesafe kısa. Ama bunu ikisi de geçmiş antik çağlarda şey olarak, köprü olarak kullanılıyormuş. Evet, haftada bir sizlerle birlikte olduğumuz Dere Tepe programını burada kapatıyoruz. Ve sizlere bir hafta sonra buluşmak dileğiyle hoşça kalın demiyorum. Düşünerek kalın.